Alkol bağımlılığı kişinin hem sosyal hayatını hem iş hayatını kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkiyi çok negatif etkileyebilen bir durum ve tedavi edilebilen de bir rahatsızlıktır aynı zamanda. Bundaki ön koşul kişinin öncelikle kendisinin bir alkol sorununun olduğunu kabul ediyor olmasıdır. Kişi bir alkol sorunu olduğunu bazen inkara gidebilir. Bu alkol tedavisinin aslında tedavi en güçleştiren taraflardan bir tanesi gösterilen direnç. Benim bir sorunum yok ki ben zaten Ramazan'dan Ramazan'a bırakıyorum bir ay boyunca içmiyorum bana bağımlı denmez ki. Veya ben işte her akşam sadece bir 3-4 kadeh içiyorum. Yani bunun dışında böyle abartıp sabahtan akşama kadar içiyor bir halim yok demek gibi. Bunlar kişinin aslında bir taraftan da direncini gösterir ve de tedaviyi güçleştiren etkilerden biri. Ama bazen de öyle hastalar gelirler ki benim bir alkol problemim var ve ben alkolü bırakmaya karar verdim gibi. Ha, kişinin bir alkol problemi olduğunu nereden anlarız öncelikle? Sağlığıyla ilgili eğer bazı sorunlar oluşmaya başladıysa, e, örnek veriyorum karaciğer problemi gibi, e, işte bazı mide varsak problemleri gibi, e, miktarı e, sürekli e, yetinmeyip arttırıyorsa, e, kendini artık e, sosyal ilişkiler içerisinde göremeyip de evine e, kapatıyorsa, yalnızlaşıyorsa. Ee, ve de yoksunluk belirtilerini daha fazla sık görüyorsa gibi böyle çeşitli e, bunları arttırabiliriz. Ee, dolayısıyla kişi e, tedavi almaya e, karar verdikten sonra yapılacaklarla ilgili bilgilendirilmelidir. Nedir mesela yapılacak olanlardan bir tanesi. E, mutlaka düzenli bir psikoterapiye gitmek. Alkole bağlı e, psikoterapi uzun sürer. E, çünkü biraz dirençli bir durumdur. Ama aynı zamanda mutlaka kişinin bir psikiyatri desteği alıyor olması lazım. E, grup terapileri çok etkin yöntemler. Ülkemizde de e, Atsız Alkolikler e, grubu var ve gayet de etkili çalışıyorlar. E, kişinin aynı zamanda böyle bir grup terapisinden destek alıyor olması çok ciddi katkı sağlayacaktır. Çünkü zaman zaman kişi kendisine çelme takar, ee, ister yeniden. Ee, aslında tedavi olduktan sonra e, iki hafta içerisinde e, alkol yoksunluğu sıkıntısı da ortadan kalkmaktadır. E, bu hizmet e, birçok e, alkol ve madde bağımlılığı e, Tedavisi yapan hastanelerde verilmektedir zaten. Ama asıl mesele o iki haftadan sonra bunu sürdürüyor olmak, iyi bir sosyal destek almak, kişiye yardımcı olmak önemli. Ve de bu bağımlılığı oluşturan asıl geçmişteki faktörler neler? Yani nasıl bir aile ilişkisinden çıktı? Kişinin yaşadığı travmalar var mı? Ee, nasıl duygusal düğümler içerisinde bütün bunları anlamak anlamlandırmak kişiyi uzun vadede alkolden çok daha rahat koruyacaktır. Bir de unutmamak lazım ki e, alkol bağımlılığı ömür boyu süren bir şeydir. Yani bir kere tedavi aldım ben bir süre içmedim bir sene iki sene. ya canım bu akşam bir kadeh içti de bir kadehte içi vereyim. Ee, maalesef e, çok ciddi geri dönüşlere sebep olabilir ve de miktar artabilir. O yüzden de kişi bir kere tedavi aldıktan sonra Ömür boyu alkolden uzak durması gerekir.